Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. 9. sınıflar uygulama sınavına yavaş yavaş alışıyorsunuz. Bundan sonra her ünite için sizlere bu tarz eyvah uygulama sınavı var, stresinizi atacak dersler paylaşacağım. Konu anlatımını izledikten sonra bu dersi de izlerseniz İngilizce dersinde sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. 3. üniteyle devam edeceğiz. Uygulama sınavında karşınıza çıkan kısımlar zaten Speaking, Writing, Listening ve Reading. Kitaplarınızdaki bu bölümleri nasıl çalışacağınızı konuşacağız. Emeğe saygı, videolar devam etsin, hocamıza destek olalım diyorsanız şimdiden teşekkürler. Evet, öncelikle her kısma bir resimle birlikte açıklama koydum. Onun neyle alakalı olduğunu bilirseniz o sınava yönelik o bölümü çalışırsınız. Şimdi listening dediğimizde kitabınızda dinleme metinleri var. Onları size sınıfta dinlettiriyor hocanız ve daha sonra kitabınızdaki veya kendi hazırladığı aktiviteleri size yaptırıyor. Nedir bunlar? Parçayı dinletir, burada gördüğünüz gibi soru cevaplamanızı ister. Onun dışında true false, doğru yanlış işaretlemenizi isteyebilir. Boşluk doldurmanızı, kelimeyi yakalamanızı isteyebilir. Bunu nasıl geliştireceksiniz? Bol bol dinleme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sınıfta size biraz aksan gelebilir. Yabancıların konuşmaları dinletilebilir. Hızlı konuşma gelebilir. Bu yüzden bunu geliştirmenin tek yolu bol bol televizyonda olur, radyoda olur, internet üstünden olur. Veya bu CD'leri olan kitaplar var, hikaye kitapları var. Onları bol bol dinleyin ve kulağınız aksana duymaya alışsın. Şimdi kitabınızdaki ilk etkinlik dinleme metninde bu sorular size veriliyor. Öncelikle soruları tabii bir açıklayalım. Bilmediğimiz bir şey de kalmasın. What does Joseph do in his free time? Free time boş zaman. Joseph boş zamanlarında ne yapar? Bunu yakalayacağız. What does Lauren prefer watching? Lauren ne izlemeyi tercih eder? Why doesn't Lauren like watching TV? Why neden demek? Soru kelimelerini mutlaka artık çok iyi bilmelisiniz. Neden televizyon izlemekten hoşlanmaz? Ve what sports does Lauren do? Lauren hangi sporları yapar? Who hikes every Sunday? Her pazar bu dere tepe yürüyüş hiking. Kim yürür? Who has got the Star Wars premiere ticket? Premiere ilk gala filmi. Gala biliyorsunuz bir filmin ilk gösterimi. Star Wars'un ilk galasına kimin bileti var? İşte bu soruları, cevaplarını parçayı dinleyerek yakalayacaksınız. Şimdi ben size parçayı okuyamayacağım. Çünkü hem çok uzun hem de burada iki kişiye ihtiyaç var. Sadece işin mantığını veriyorum. Ama bundan sonraki ünitelerde eğer diyalog yok, metin varsa bunu o şekilde çalışacağız. Onu da söyleyeyim. Şimdi parça bu. Dinlettikleri parça size bu. Bakın bunları niye özellikle sarıyla çizdim? Bu çizdiğim yerler soruların cevapları. Gördüğünüz gibi aslında son derece kolay bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Sadece çok dikkat edin ve sorunun cevabını biraz da cinsiyete alakalı konuşmayı yakalayarak yapabilirsiniz. Bu parçayı da mutlaka videoyu durdurun, şöyle bir okuyun ve anlamaya çalışın. Şimdi geri dönelim. İşte biraz önce, sorry, biraz önce size gösterdiğim, üstünü çizdiğim yerlerde cevap olarak karşınıza burada çıkabiliyor. Evet, listening'leri bu şekilde yapacağız. Diyalog olduğunda kişiye dikkat edin. Son derece dikkatli bir şekilde duyduğunuz her şeyi bir yerlere not almaya çalışın. Mümkün olduğunca da bol dinleme yaparak dinleme, listening özelliğinizi geliştirin. Evet, speaking time dediğinde de konuşma sınavları. Hani hoca sizi ya tek tek alıyor ya grup olarak alıyor. Size böyle bazen kartlar veriyor, konu seçtiriyor ya da direkt soru soruyor. Bu üniteden nasıl bir konuşma sınavı sorusu çıkar? Work in pairs demiş. Burada ikili çalışmanızı istiyor. Bunu sınıfta da yaptırabilir, sınavda da yaptırabilir. İki kişi alır. Bu posterleri gösterir. Elinize bir resim verir. Movies zaten konumuz. Filmlerle alakalıdır bu.
ve bununla ilgili bir diyalog yapmanızı ister. Sinemaya gideceksiniz. Diyalog da şu şekilde yapılıyor. Sinemaya gideceksiniz. Bir arkadaşınızı, yanınızdaki arkadaşınızı sinemaya davet edeceksiniz. Invite davet etmek demek. O da ya accept kabul edecek ya refuse reddedecek bu daveti. Tabii bu davetin içerisinde diyaloğun ilerleyen kısımlarında eğer kabul ediyorsa, acceptse tabii ki saatini, gününü, nerede olduğunu bu tip soruları soracak şeklinde bir diyalog geliştirmeniz isteniyor. Mesela biz buradan ilk resmi aldık, üzerinde çalıştık. Star Wars'a gideceğiz. Şu kalıpların hepsini kullanabilirsiniz karşınızdakini davet etmek için. Why don't we go? Niye gitmiyoruz? Are you in the mood for a movie? Ya film sinemaya gitme modunda mısın? Hani biz mood kelimesini çok kullanıyoruz. Özellikle siz gençler. Hiç modumda değilim vallahi gibi. İşte bu da onun İngilizce sorusu. Do you fancy watching Star Wars? İster misin? Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? How about? Buraya what about da gelebilirdi. Let's, Heidi, shall we? Bu kalıpların hepsini davette kullanabilirsiniz. Şimdi buradakilerin kalıp kısımlarını alarak bunu öğrendikten sonra kitabınızda var bu resimler. Spring Party ve Reading Club Meeting için bunları siz kendiniz yazın ve hazırlıklı olun diye gösteriyorum. Şimdi kabul edeceğiz, okey diyeceğiz, daveti kabul edeceğiz. Çünkü biz belki davet eden değil de cevap verecek olan kişi oluruz. Ona da hazırlıklı olalım. Burada gördükleriniz de kabul cümleleri. Oh, what a great idea. Harika fikir. Cool. I'd love to. Daha cool bir şekilde kabul edersiniz. That sounds great. That sounds nice. That sounds lovely. Böyle atlıyorsunuz fikre. That's very kind of you. Çok naziksin. Thank you for inviting me. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim gibi kabul cümleleriyle bunu kabul edebilirsiniz. Bu arada bunları tüm kabul anlamlarında kullanabilirsiniz. Yani bu Star Wars'a özel kabul cümlesi değil. Sadece şuradaki cümlelerim Star Wars'a özel. Kalıplar, why don't we, are you in the mood for, do you fancy, would you like to, how about, let's ve shall we. Bu kalıplara devamını tabii ki teklife göre değiştiriyorsunuz. Ha bu arada şunu da unutmadan. Bakın do you fancy'den sonra şunu çizelim. Fiile ink takısı geliyor. How about'tan sonra fiile ink takısı geliyor. Diğerlerinde fiilin kendisi geliyor. Tabii ki bunu da doğru kurun ki gramerden not kırmasın hoca. Reddedeceğiz. Valla gelemeyeceğim kusura bakma modu. Well, I'd love to. Ya çok isterdim ama I have other plans. Başka planlarım var. Sorry but I can't make it. Üzgünüm ama yapamam. I'm really sorry. Ya çok üzgünüm ama ya başka şeyler yapmam gerekiyor. Korkarım yapamam. I'm afraid I can't. Thanks for asking. Bu da şimdi kibarız. Sorduğun için çok teşekkür ederim. Ama üzgünüm, çok meşgulüm. Şeklinde reddedebilirsiniz arkadaşlar. Bu da her türlü durum için red cümleleridir. Bunların detaylısı tabii ki konu anlatımının içinde daha fazla olarak bulunabilir. Konuşamadı hoca. Türkçe konuşunca bug'a girdi. You can find every details in the other video. Okay. Making invitations dedik. Teklifler geldi. Kabul geldi. Bakın kabul etti. Kabulden sonra dedik ya ne zaman nerede falan. İşte onu da bu soruyla işi bitirebilirsiniz. When is it? Ne zaman? Açıklamayı yapan kişi direkt günü, tarihi ve saati bu şekilde verebilir. Bu bilgileri değiştirerek diyaloğu devam ettirebilirsiniz. Okay, thanks, see you there gibi diyalog uzatılabilir. Artık bundan sonrası size kalmış. Gelelim writing kısmına. Sınavlarda yazma öğretmenler çok seviyorlar. Yazma mutlaka soruyorlar. Bu üniteden nasıl bir yazma sorusu çıkar?
Do you prefer to watch films at home or at the cinema? Biliyorsunuz prefer'den sonra feeling takısı gelir geleneği var. Ama to da kullanılabiliyor. Gerund infinitive prefer'den sonra her ikisi de gelebiliyor burada gördüğümüz gibi. Şimdi evde mi film izlemeyi tercih edersin yoksa sinemaya mı gitmek istersin? Bunu konuşma sınavında da sorabilir size hocanız. Bununla ilgili bir şeyler yazmanızı da isteyebilir. Bu yüzden hem speaking hem writing olarak verdim. Bu soruya hazırlıklı olun diyorum. Mesela ben şöyle bir cevap verdim. Do you prefer dediği için direkt I prefer ile başlayacaksınız. Bu Allah'ın emri. I prefer to watch films at home. Mesela ben evde film izlemek isterim. Çünkü dedim, işte bundan sonrası size kalmış. Ben burada basit bir cümle verdim. Siz tabii değişik cümleler burada kuracaksınız. I can choose the film by myself. Mesela filmi kendim seçebilirim evde izlersem. Sinemada belli işte. Vizyonda 3 tane film oynuyor. Ona gittin gittin. Veya sinemada tercih ederim ben diyebilirsiniz. Çünkü deyip mesela ben dedim ki sound system is better. Ses sistemi daha iyi oluyor sinemada. Böyle Dolby Digital falan. And watching films with other people is more enjoyable. Diğer insanlarla film izlemek yalnız izlemekten daha keyifli geliyor bana dedim. Tabii ki siz because'dan sonraki cümleleri kendi görüşünüze göre yazın, çoğaltın diyorum. Evet, şimdi geldik reading kısmına, okuma kısmına. Hem kitabımızda var hem de sınavda bir metin verecek size hoca, bir text, bir parça. İşte bu parça ile ilgili ya soru cevaplatacak, answer the question diyecek, true false, doğru yanlış yaptıracak. Bunlar da reading sınavının olmazsa olmazları. Şimdi kitabımızdaki reading metinlerini gözden geçireceğiz. Film reviews var burada. Yani eleştiri. Filmler hakkında eleştiriler, yorumlar yazılmış. Bir bilgi yer verilmiş. Bir blokta. Ve bunu okuyacağız. Ve şöyle bir şeye cevap vereceğiz. Which film story? Hangi filmin hikayesi, story hikaye, doesn't come from a novel? Novel roman. Bir romandan alıntı yapılmamış. Yani bazen bir romanı filme uyarlıyorlar ya. İşte bunların hangisi romandan değil bunu bulacağız. Bunu bulmak için de metinleri, film review'larını şöyle hızlıca bir gözden geçireceğiz. The Chronicles of Narnia. Chronicle günlük demek. Narnia günlükleri, filmin de görseli yanında. The Voyage of the Dawn Treader. Şimdi director yönetmen. Stars oyuncular. The Chronicles of Narnia is a series of fantasy films. Burada bir yoruma girilmiş artık. Bakın fantazi bir film. Yani hayal gücümüzü zorlayan bir film. Series dediği seri. Mesela Narnia 1, Narnia 2, Narnia 3 var. Bu şekilde izleyenler biliyordur. Ne hakkında? Bu cümleleri kurmayı da bilin. Belki bir film review da yazdırabilir size hoca. Ödev de verebilir. It's about diyorsunuz. Ne hakkında olduğunu belirten cümlenin başı için. Ne hakkında? The adventures, macera, maceraları. Kimin? Of children, çocukların maceraları. Nerede? In the world of Narnia, Narnia dünyasında. And the wise, wise akıllı, zeki, powerful, güçlü bir lion, aslan hakkında. Adı da aslanmış. İyi. Aslan can speak. Wow, konuşuyor bu aslan. And it's the true king. Gerçek bir kral. Narnia'nın kralı. Bu arada ben Narnia'yı hiç seyretmedim. Seyreden varsa bana yorumlarda yazsın. Güzel filmi bilmiyorum. Lucy and Edmund Pevensie return to Narnia'ya dönüyor bu kişiler. Lucy ve Edmund. Kuzenleriyle Astok'la birlikte orada Prens Caspian'la karşılaşıyorlar. Meetup, buluşmak, karşılaşmak. They have a trip, seyahat yapıyorlar. Across the sea, denizi geçiyorlar bir uçtan bir uca. Royal ship, resmi bir gemiyle. The Dawn Treader geminin adı. Evet, gördüğünüz gibi burada kısaca özetledik. Şimdi the film is based on a novel. Eğer bir filmden alıntı, daha doğrusu bir romana, bir kitabın uyarlamasıysa şu cümle kuruluyor. The film is based on a novel.
Written by, bakın kimin tarafından yazıldıysa da bunu vermiş. Demek ki sorumuzun cevabı Narnia günlükleri değil. Çünkü bakın bu bir romandan alıntı. The film is full of interesting. Şimdi kendi yorumumuzu katıyoruz. Full of interesting experiences. İlginç tecrübelerle dolu. Neyle doluysa it is full of deyip arkasından onu veriyorsunuz. I enjoyed watching it. Hoşlandım izlemekten. I guess. Kendi fikrimizi belirttiğimiz için I guess, I think gibi cümlelerle başlıyoruz. Bence, sanırım gençler, teenagers, gençler sevecek, gençler de sevecek. Bak ben sevdim, onlar da sevecekler diyoruz. Puan vermiş, point. 10 üstünden 7. Önce verdiğiniz puan sonra kaç üstünden olduğu. Burada da süresini veriyorsunuz. Evet. Böylece bir film review'yu iyice öğrenmiş oldunuz. Şimdi daha hızlı gidelim. Harry Potter serisi, Filozofun Taşı, yönetmen, director verilmiş, oyuncular, in the plot, plot konu demek. Konusu ne? Senaryosu, konusu. Harry Potter Young Wizard, Wizard, büyücü demek, genç bir büyücü. Discover, keşfetmek. Neyi keşfediyor? Kendi magical skills, sihirli güçlerini keşfediyor ilk yıl Hogwarts okulunda. When Harry is 1 year old, ilk senesinde Harry, the most evil wizard, evil şeytan, şeytan, kötü bir büyücü var. Kills Harry's parents, Harry'nin ailesini öldürüyor. Ve daha sonra Harry'i öldürmeyi deniyor, try ediyor ve onu curse, lanetlemek. Onu ayrıca lanetlemeye de çalışıyor. Ama but the curse doesn't work. Harry'nin üstünde çalışmıyor lanet. Efsunlanmış Harry. Harry has to find out the mystery. Mystery, gizem. Harry gizemi bulmaya çalışıyor. It's the first novel. Bakın ilk roman diyor Harry Potter serisinin. Demek ki it's based on a novel bu da. Dolayısıyla sorumuzun cevabı bu da değil. Şimdi yorum geliyor. Kendi görüşüm. Bu filmi sevdim diyor. Bakın more than the others. Diğerlerinden daha çok sevdim. Bu kelimeleri, bu cümleleri mutlaka öğrenin arkadaşlar. Çünkü bir film hakkında görüşünüzü de sorabilir hoca. Çünkü diyeceksiniz, daha çok sevdim. Why diyecek hoca sana, aç bakalım. Because it's the beginning of the series, serinin başlangıcı. The subject, konusundan bahsedin filmin. Konu is very exciting, çok heyecanlı vallahi konu hocam. Karakterler acayip lovely, acayip şirin. Ve bakın I think, I guess, I think dedim ya. Herkes izlemeli. Allah çok tavsiye ediyor hocam. You should watch it diyebilirsiniz. Vallahi izleyin hocam. Gidin bu akşam izleyin diyebilirsiniz. Bakın 10 üstünden 9 verdi. Süresi de burada geldi. Şimdi Skyfall. Skyfall diye bir şarkısı vardı. Şimdi söyleyip sizin kulaklarınızın pasını arttırmayayım. Evet, Skyfall'da yönetmen, oyuncular, biliyorsunuz meşhur James Bond filmleri ve bu İstanbul'da geçiyor. He runs after, run after kovalamak demek. Stolen, çalınmış. Çalınmış bir bilgisayarın peşine düşüyor. İşi gücü bırakıyor Bond. Contain, içermek. Ne var bu bilgisayarda? Secret information. Çok gizli bilgiler. NATO'nun gizli bilgileri. NATO ajanlarının. Agent, ajan. Look for, aramak. Bunları kelime bilginizi arttırmanız için veriyorum. Disk arıyorlar. Marketplace pazar yeri demek. Bir pazar yeri. Mesela Sultanahmet'te açık pazar düşünün. On the roof, çatıların üstünde, trenin içinde geçiyor bu. This kayıp, is lost. And 007 James Bond da kaybolmuş. This de kayıp, Bond da kayıp. Hadi bulun bakalım. Ama sonra bir bakıyoruz Londra'da. In some of the world's most exotic, dünyanın en egzotik köşelerinde, Şangay'da, Macao'da, Glencoe'da karşımıza çıkıyor.
Konu bu. Şimdi fikrimi veriyorum. Valla bayılıyorum diyorum. I like. Hoşuma gidiyor. Eğer çok acayip seviyorsam I love derim. Ama ya sevmişim ama bir yorum katacağım. I believe. Bakın. I think, I guess, I believe. Bunlardan biri. This one is the worst. Ya bence bu en kötü James Bond filmiydi. Yani hepsini seyrediyorum ama the worst dediğinde en kötü diyorsun. Beğenmemiş. The story is slow. Hikaye yavaş. Aktörler pek başarılı değiller. Not really successful. Sadece only the pictures from İstanbul. Sadece İstanbul'un görüntüleri fantastik geldi benim için diyor. Pek beğenmemiş. 4 vermiş. Bu arada sorunun cevabı Skyfall arkadaşlar. Çünkü Skyfall bir romandan alıntı değil. Oturup senaryo yazmışlar bayağı bayağı. Evet, movie izledik ve tabii Titanic'siz olmaz. Writing time. Burada da yazmada karşımıza çıkabilecek bir durum var. Write your opinions about a film. Demiştim ya biraz önce, film yorumlarını anlattım size. Pardon. Bu yazmada karşınıza çıkabilir. Konuşmada karşınıza çıkabilir. Okumada bir film review verebilir. Bunun üstüne çalışabilirsiniz. Ya yani film review'u alışın. Ve bence oturun, daha önce izlediğiniz, sevdiğiniz ya da sevmediğiniz bir filmi alın, onun üstüne bir hazırlık yapın. Hatta bunu böyle hazırlayın, götürün okula. Hoca şok geçirsin, 9. sınıfta ödeve bak be der. Vallahi alır, duvara asar. Pek 9'da duvara ödev asılmaz ama vallahi yüz verir. Bence beni dinleyin. Titanic bu arada benim en sevdiğim film arkadaşlar. Şu anda çalışma odamın duvarında Titanic'in posteri var. Acayip seviyorum. Yüz binlerce kez izlemişimdir. Bence siz de izleyin. Çok hoş bir film. Titanic. Type of film. Bunları verir. Bu arada boşluk bırakır mesela. Doldurmanızı da isteyebilir. Başlıkları iyi bilin. Filmin çeşidi. Romantic, adventure, horror. Bunları hep size konu anlatımında verdim. Film çeşitleri. Yönetmen kim? Onu yazacaksınız. Oyuncular. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Bunlar en belirgin. Resimde de görüyorsunuz başroller. Şimdi veriyoruz. It's a Hollywood blockbuster. Blockbuster demek izlenme rekorları kırmış. Böyle para basmış gişede. O acayip insan izlemiş demek. Hollywood'un izlenme rekorları kıran bir filmi. Ne hakkında? About a big ship, büyük bir gemi ve iceberg, buzdağı. Şimdi zengin kız, rich girl and the poor boy, klasik, fakir oğlan modu. Gemide tanışıyorlar, meet. And the film is about them. Ve film aynı zamanda bunlar hakkında. Yani sadece gemi buza çarpıp batmıyor. Bir de bunlar hakkında aşk filmi. I think, ben kendi görüşümü veriyorum. It's an exciting, kesinlikle katılıyorum. Çok heyecanlı bir film ve acayip beautiful bir film. Çok güzel bir film. Valla izlemeyen izlesin. Ve I believe, ben buna inanıyorum ki it's the best. Vallahi bence de best. Şuraya bir kalp atıyorum. En iyi film. İşte bu şekilde sizler de bir film hakkında yorumlarınızı kısaca bu şekilde belirtin. Bunu yazın götürün okula. Hoca şok geçirsin. Evet. Speaking time geldi yine. Yine konuşma kartlarından biri. Bakalım bu da karşımıza çıkabilir konuşmada. Arkadaşınla konuş bakalım diyecek hoca. Ya da benle konuş. Ne hakkında? Likes. Sevdiğin veya sevmediğin şeyler hakkında. Ama ne ile ilgili? Free time. Boş zamanlarında ne yaparsın? Klasik soru. Klasik speaking sorusu arkadaşlar. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın ya da hoşlanmazsın? Tercihlerini belirteceksin. Preferences, tercihler. Görüşlerini belirteceksin. İşte neden? Mesela I go to the cinema in my free times. Why? Gibi. Gelecek devamı. Mesela I like reading books or watching movies. Demiş. Like'tan sonra fiile ink takısı eklemeyi unutma. Gramerden not kırılmasın. Watching TV is not my thing. Ya, hiç benim işim değil vallahi bak. Diyorsan da burada o işi isim haline getirirken şuraya da bir ink takmayı unutma.
Mesela ne diyelim? Riding a bicycle is not my thing. Playing tennis is not my thing. Hiç bana göre değil. Hiç benim işim değil. Vallahi boş zaman kaybı ya. It wastes our time diyorsan, mesela hoşlanmadığın şeyleri bu şekilde verebilirsin. Music is my hobby. Vallahi benim hobim. Ne zaman boş vakit bulsam müzik. Kapıyorum gitarı ve şarkı söylemeye başlıyorum. I sing and play. I prefer, tercih ediyorum daha böyle soft. Being in nature, doğada olmayı tercih ediyorum. Burada mutlaka I believe, I think, I guess bunları hep kullanın. It's relaxing. Açıklamayı yaparken bu I believe, I think, I guess cümlelerini aralara serpiştirin. Etkileyici olur arkadaşlar. I believe it's relaxing. So, bu yüzden, tabii so'yu böyle söylemeyin, so değil. So, hocam. We must do everything to protect our environment. Çevreyi korumak için her şeyi yapmalıyız. I prefer watching romantic comedies rather than war films. Burada tercih kullanıyorsanız prefer, rather than ikilisini tercih edebilirsiniz. Buraya tercih ettiği şeyi söyle. Buraya da etmediğin. Araya da bir güzel şu rather than'ı ekle. Of, acayip etkileyici olur. Mesela I prefer watching Titanic to Skyfall. To da olur, rather than de olur. I prefer watching Titanic rather than Skyfall deyip ondan sonra koy ver gitsin. Konuş konuş. Bütün bunlara hazırlıklı ol diye söylüyorum sana. Evet, yine bir listening geldi. Yine bir diyalog gördüğün gibi. Bu diyalog da sana aksanlı gelebilir. Bu yüzden kendini alıştıracaksın. Burada dinleyeceğin diyalog metinleri muhtemelen bir film, sinemaya gitme, film review, kelime bilgisinde kendini hazır edersen dinlemede de sıkıntı yaşamayacaksın. Şimdi, what's your favorite foreign film? Ha. Bu hem konuşma sınavında karşımıza çıkabilir, hem yazmada karşımıza çıkabilir arkadaşlar. En sevdiğin yabancı film nedir? And why diye de buraya ekler hoca kocaman. Bilmem kaç kelimelik bir paragraf yazınız. Bu arada Titanic'ten sonra, yani Titanic'le birlikte diyeyim aslında, Dead Poets Society kitabınızda da anlatılan, işlenen Ölü Ozanlar Derneği filmine de bayılırım ben. En sevdiğim filmlerden biridir o da. Mutlaka izleyin arkadaşlar, mutlaka kaçmaz. My favorite foreign film is Dead Poets Society. Şimdi kalıp bu, buraya en sevdiğiniz filmin ismini söylüyorsunuz. Sonra neyi anlatıyorsa bunu burada kullanıyorsunuz. It tells the story of. Mesela neydi Titanic? The favorite foreign film is Titanic. It tells the story of a big ship and an iceberg'tu mesela. Burada da story of an English teacher, bir İngilizce öğretmeni John Keating'in hayatını anlatıyor. Ama gerçekten çok güzel mesajları olan bir film. Tabii bunu daha uzatacaksınız. Böyle 80 kelimelik bir parça haline getireceksiniz. Sonra filmle ilgili o size anlattığım film review'lar, görüşünüz, konusu, yönetmenler, işte oyuncuları, hangisi daha iyi, bunları bu şekilde çoğaltacaksınız. Şimdi yeni bir yazma konusu, bu da yazmada karşınıza çıkabilir. Write a text message. Bir mesaj yaz. Bütün gün yazıyorsunuz zaten. Parmaklarınız artık bık 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 otomatik yazıyor, değil mi? Bir arkadaşınıza mesaj yazacaksınız saniyeler içinde ve onu davet edeceksiniz. Kızsa hörü davet edeceksiniz. Erkekse him'i davet edeceksiniz. Bir sinemaya, filme. Hadi gel sinemaya gidelim diyeceksiniz ona. Veya farklı bir aktiviteye. Sinema olmaz. Hadi yemeğe gidelim. Ne bileyim, hadi bowling oynamaya gidelim falan. Kısaca yazıyorsunuz siz biliyorum böyle okeyleri ok falan ama burada öyle yazmayın. Hi Ronald, do you fancy joining me dedim ben burada. Ama tabii ki siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Ta videonun başında ve konu anlatımında bir sürü size kalıp verdim. Bunları invitation kalıplarının bir tanesini kullanabilirsiniz. Davet ettiğiniz şeyi, olayı da söylüyorsunuz. Zamanı da söyleyin tabii.
ve tabii ki bir filme davet ediyorsanız filmin adını, saatini vesaire bilgilerini de eklemeyi unutmayın. İşte bu kadar arkadaşlar. Movies ünitesinde karşınıza çıkabilecek her şeyi didikledik. Kim korkar uygulama sınavından diyoruz ve emeğe saygı, hoca bu kadar laf anlattı bize. Devam etsin bu dersler diyorsanız lütfen beğenmeyi de unutmayın videoyu. Bu derslerimiz devam edecek. Bu arada yandaki linkte tıklayın, aşağıya doğru kaydırın. 10 ünitenin tamamının konu anlatımlarını bulacaksınız. Bu yıl size ek olarak kelimeleri de atıyorum. Öğrenmeniz gereken kelimeleri ve uygulama sınavına hazırlık dersleri de koyuyorum bu ders gibi. Bu yüzden bunları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.